Merhaba hocam. Merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Gülbay Yazcan. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. İç hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında. Hocam 1-7 Nisan biliyoruz ki kanser haftası olarak kutlanmakta. Bu konuda sizin değerli fikirlerinizi almak üzere röportaj yapmak istiyorum. Güncel çalışmalar ya da güncel gelişmelerle ilgili fikirleriniz neler? İmmünoterapilerin devreye girmesiyle birlikte kanserin gelişiminde T hücresinin de önemli rol oynadığı, özellikle kanser hücresinin T hücresini inaktif hale getirerek kanser hücresinin daha da güçlenerek yani vücudu istila ettiği gösterildi. Ve bu mekanizmayı temel alarak yeni geliştirilen ajanlarımız oldu. Şimdi bu ajanların özellikle tedavide kullanımı ya da onkoloji hemşireliği adından baktığımızda farkı nedir? Mesela biz eskiden kemoterapilerde daha çok işte bulantı, kusma, kabızlık, saç dökülmesi ya da ağız içinde yaralar gibi böyle bu tür yan etkileri daha çok biliyorduk. Ya da bu yan etkiler üzerinde daha çok hani yönetimi sağlayabiliyorduk ama hedef tedavilerin eklenmesiyle birlikte ki çoğu hedef tedaviler mesela ağızdan kullanılan oral terapiler olarak devreye girmiştir ve hasta bu ilaçları evde kullanmak zorunda kalıyor. Şimdi siz hastaya kemoterapiyi evde verdiğiniz ya da hastanede verdiğiniz zaman hastada gelişebilecek yan etkilerin bir hafta içinde geliştiğini, kontrol altına aldığınızı ya da çok ciddi yan etkilerin gelişmediğini biliyoruz. Ama oral tedaviler mesela son dönemde geliştirilen hedef tedavilerde mesela hasta sürekli günlük olarak bu ilaçları kullandığı için hasta tarafından pek çok yan etki yaşanmakta ve siz hastayı hani çok iyi bilgilendirmezseniz ya da eğitim vermezseniz o zaman hastada çok ciddi toksiteler dediğimiz yani çok ciddi yan etkiler dediğimiz özellikle hastanın yaşamını tehdit edecek yan etkiler gelişebilmekte ve bu da tabii hasta açısından bazen de riskli olabilmekte. Bu nedenle özellikle hemşireliğin burada yani hemşirelik bakımının devreye girmesi ya da hasta eğitiminin hemşire tarafından yani kapsamlı bir şekilde yapılması, hastanın bilgilendirilmesi, sadece hastanın değil ailenin bilgilendirilmesi tabii bu da özellikle onkoloji hemşireliğine çok önemli bir görev yükledi. Çünkü geçmişte daha çok hemşirelik deyince sadece tedavi yapan ya da hastayı izleyen bir meslek üyesi olarak algılanırken bugün hani çok daha kapsamlı bir şekilde hasta takibinde çok daha önemli rol oynadığı ya da hasta eğitiminde çok daha önemli rol oynadığını da kabul edebiliriz. Tabii bunun yanında immünoterapiler neyi değiştirdi mesela? İmmünoterapi evet hasta sağ kalımını sağladı. Yan etki açısından baktığımızda hastalarda daha az yan etki görülmekte. Ancak hastalarda bazen çok ciddi böyle organ toksiteleri dediğimiz hastanın yine hayatını gerçekten ciddi bir şekilde etkileyecek yan etkiler yine karşımıza çıkmakta. Özellikle işte böbrekle ilgili olsun, ciltle ilgili olsun ya da endokrin sistemle ilgili olsun. Ve hastanın tabii burada da yine bilinçlendirilmesi, tedavinin güvenli bir şekilde uygulanması hemşirelik açısından önemlidir. Yani şey açıdan bu nedenle özellikle son dönemde immünoterapilerle birlikte hemşirenin pratiği de değişti. Yani tedaviyle birlikte hemşirenin hastaya olan yaklaşımı ya da izlemi yani artık onkoloji hemşiresi sadece hastanede değil hastayı evde de takip etmesi gerekiyor. Belki burada hani onkoloji hemşirelerinin yanı sıra evde bakım hemşiresinin de aktif olarak hasta bakımına katılması ya da onkoloji alanında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Evet, sorumluluklarımız artıyor yani. Evet, aslında sorumluluklarımız bir nevi artıyor. Sonuçta biz her zaman hastaya bütüncül olarak yaklaştık. Tedavi yapmak, hastayı ve eve göndermek değil de eğitim vermek, bilgilendirmek, takip etmek, hastayı izlemek, belki izlediğimiz verileri sisteme kayıt etmek ya da hasta dosyasında izlem çizelgelerinin oluşturulması ve takip edilmesi hemşirelik açısından, okuyuş hemşireliği açısından çok daha önem kazandı diye düşünüyorum. Değerli katkılarınızı, birikimleri paylaşmanız için çok teşekkür ederiz hocam.